Herkese merhaba, ben Şenol. Kontrak Bilin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir saati geçmiştir herhalde. Abi her yerde deli gibi çöp var. Şuradaki rakamlara bak. 196, 216, 347. Bunlar buradan taşınmaz abi. 10 postada falan mı gider artık bilmiyorum. Bir postada kaç getiriyor bir postada? 347. 3. 5-5. Öyle bir şey yok abi. 5-5. Yani toplayın hepsini 5'e bölün, gitmez o iş yalan. Yani iyi güzel temizledim etrafı da, bayağı da skill aldım. Çöpe baksanız abi, seviye 4 yaptım, 5 yapacağım anasını satayım, yakındır. Onun dışında özel becerileri falan, her birine geliyor skill, bizi oruyor, gayet tatlı tatlı. Tatlı değil, al sıradan giderim herhalde ya. Uzak depolama kilidi ilginç. Ve yine de sonar fena iş yapmıyor. Bu görevle alakalı herhalde yürürüm diyeceğim de. Ya boyaya vermemişim, pencereye vermemişim, küre veremiyorum zaten. Her birine birer tane verelim ya. Oradan öyle sıyrılalım. Bunlarda da el sanat olsun hadi. Böyle iyidir. Mail. Nedir durumumuz? İnşaat. Toplam minimum boyut vesaire vesaire. Ya ben daha çok burayla ilgileneyim diyorum da. Şirket şey kısmını ekleyebiliyor muyum acaba? Araç yetkilendirme yasaklıyorumlar. Arkadaş davet et falan yok. Banka. Finans gücü 150 bin. Genel şirket neyse. Yok ya. Şey olarak. Bir dakika. Etrafı hatırlıyorsunuzdur belki ya gösterirken. Baya baya leş gibiydi. Sıkıştırma. Heh. Bana bu lazım abi. Bana bu burası lazım. Ya aslında elimdekileri satarak bir miktar para kazanıp bir şey ettirebilirim de. Boş ver. Stock storage self. Yakıt. Oğlum hepsi de o biçim para ya. 20.000. 45.000. Basketbol sahası niye? Yok yok şey sıkıştırma yapacağız. Elimdekileri bir satayım kurtulayım şunlardan. Şu göreve gidiyoruz o zaman abi. Nerede o? Yok. Ha, görev almadım ki. Mailde niye iki tane mail var burada onu anlamadım ki ya. Başka ne var abi? Şu mu? Port Town bir günler içinde yenilenir. 3 günler içinde yenilenir falan filan. Teşekkürler. Kabul et. Tamam. Port Town'daki hırdavatçıya gitti. Zaten o tarafa gidiyorum. Hadi bismillah. Almışken aslında para paradır deyip sarıdan hani fullleyecek kadar diyorum. Alayım dursun. Abi 5-5 nedir ya? 5-5 de ağır değil mi ya? Vallahi. Bu arada sıkıştırma yeri aşağıda şeyini gördüm. Satmıyorsun da anladığım kadarıyla kutu 5'li ya. 5 ile 5'i sıkıştırıyorsun. Yani buradan 2 postayı 1 postaya indirebilirim gibi düşünün. Bir şey hemen hemen. Şu aradan girsem ayıp olur mu? Mekan burası çünkü baba. Aha da burası. Ama diğer taraftan bu arkadaşı arkasındakileri okutacağız. Buradalar alacak mı ya? Alır herhalde. Görev bittikten sonra kaldı bunlar bende. Almazsa da bırakırım. Bunları mı dolaştıracağım peşimde? Aslında kamyonun geri kalanını da doldurabilirim ya. Yani burada boşalttık zaten. Şirket hemen arkası. Geri kalanını da doldurayım da tek seferde biraz daha fazla malzeme götürelim. Bakın şunları satacağız mı ilk başta? Onu merak ediyorum. Gerisini ben hallederim. Hop. Tümünü sat. Ya ne yapayım abi ben bunları yani. Valla gitmişken full bir posta getireyim. Kamyonu full doldurdum. Bunlardan bir şey çıkmaz. Şunun ikisine birer tane de. Bunu bir posta doldurdum. 4 tane daha vereceğim. Şu anki haliyle kaç para yapıyor? Bakalım yazıyor lan sanki işlerken. Lan ne fark eder ya.
1680 mi? Dalga geçiyorsun. Bu ucuz olanı o zaman ha. Bu para etmeyeni. Bu 200 dolar. Metal ve türevi. 160 dolar. Bu para ediyor. İyi para ediyor. Şunlardan aslında getirip yolumu bulabilirim ya. 200 dolar tanesine. Bir seferde 1800 dolar verecek. Bir kamyondan bir iki postaya yakın çıkıyor. 3 küsür. Tamam da benim en ucuz yine 30 bin dolar. Hatta 40 bin dolar. Yok ya. İş yapayım. İş. Buyur kardeşim. Kullan. Eyvallah. Sağ ol. Seviye 1 yapı planlayıcı yükseltmesini satın alın. Bu ne demek oğlum? Yalnız yanda ünlem gösteriyor. Görev ihtiyacı burada yok. Bu nereyi gösteriyor ya? Nereden alıyoruz onu? Ha? Nakitle yapı satın al. Planlayıcı seviye 1. Tamam aldım. Allah Allah. Tasarım yapmak için de mi ekstra yere ihtiyacımız var? Seviye 1 mikser yükseltmesi. Aha. Buyur. Tamam mikseri de aldım. Satın al. Küçük jeneratör. Üçlü uzatma. Bunları peki buradan mı alıyoruz? En ufak fikrim yok. Yok galiba. Satın al. Küçük jeneratör. Üçlü uzatma kablosu. Projektör ışığı. Benzin bidonu. Oğlum arkada satış matış bir şey var mı ya? Yok öyle bir şey ya. Ulan mobilyaları biz buraya mı satıyoruz yoksa oraya satamadıklarımızı? Emin değilim. Yok ama orası görev için ya. Elektronik de belki vardır dedim. Küçük jeneratör, üçlü uzatma kablosu, projektör ışığı ve benzin bidonu. Ne bileyim belki dedim jeneratör falan. Üçlü uzatma en azından olur burada ya. Niye olmasın ya? Üçlü fiş var burada. Bu değil herhalde değil mi? Üçlü uzatma kablosu diyor. Farklı olabilir. Ya görev normalde evi gösteriyor. Da evi ben işaretledim. Malzeme satın alma. Bir dakika ne? Nerede? Yeni bir bina için gerekli malzeme satın almak için en yakın hırdavatçıya gidin veya çevrim için mağazadan sipariş verin. Ulan alamadık işte. Oy. Hırdavatçıdan alamadık oğlum. Hırdavatçı şurası zaten da. Dışarıdan fiziksel olarak bulup mu alacağım? İçeriden satın alamıyor muyuz acaba? Yok canım sanmıyorum. Öyle bir şey değil o ya. Evet dallama satmıyor ki abi. Var abi jeneratör burada. Görev için gerekli olanlar da gözükmüyor. Küçük jeneratör. Al. Ulan bizde görev için gerekli olan da yok diyoruz. Üçlü uzatma kablosu bak farklı şeyler bunlar. Projektör ışığı ve benzin bidonu. Projektör ışığı. Benzin bidonu. Bunlar benim oluyor. Göreve harcamıyoruz ya. 430 ne? 437 dolar mı? O kadar mı lan? Neden? Hiçbir fikrim yok. Babacım aracı buraya getirme kadar ben oraya götürürüm. Şurası zaten. Jeneratöre yakıt doldur diyor görev. Yürü ya benzinciye gideceğiz. Ve benzin yok içinde. Onu da benzinciden sırf jeneratörle şeyi getirdim. Geçerken şunu da alayım. No. Dokunmadım bile lan. Kapat oğlum şunu. Neyin tribindesin? Hiçbir şey yapmadım. Kendime de yakıt alayım 2 dakikada. Bu iş yalnız bayağı iş anladığım kadarıyla. Böyle tek sefer halledemeyebiliriz. Temelini atarız. Ne kullanıyor ki acaba? Onu da bilmiyorum ki. Jeneratör. Alamıyorum. Ne yapıyorum? Açıyor muyum şu an?
Ne yapıyorsun ya? Dur bakayım. Yazıyor mu üzerinde? Ne tip yakıt koyacağım? Benzin bidonu. Gazolin diyor. Kaç dolduruyor acaba? Kurşunsuz 4 dolar. 20 litre alıyorsun yani. Üstünde yazıyor zaten. Giriş hassastır, lütfen yavaş davranın. Ya pardon canım, pardon. İncindin mi? Allah Allah. Hadi bakalım. Jeneratör nereye koyuyoruz? En ufak fikrim yok ya. Ne kadar alıyor? Bismillah, kolay. Beton mikserine ve projektör ışığına elektrik bağlayın. Ha. Bunun hepsini mi yedin lan? Kalaydı içinde biraz. Tek seferde maşallah. Yani jeneratörü nereye koydun tahmin ediyorum çok bir önemi yoktur. Projektör ışığı, ne bileyim, şöyle olur herhalde. Değil mi? Mantıken. Jeneratör de şunun yanına bir yere koyarım ya, dur. Burada durması için bir mantık yok. Hatta al. Şunu da yanına koyarız. Tahmin ediyorum. Şunu alıp şuraya takacağım. Şunu alıp, bu şeker var mı? Var. Şuraya takacağım. Şunu alıp şuraya takacağım. Hah. Biraz yerin dibine girdi ama olsun. Jeneratörü şimdi çalıştırıyor muyum? Ne yapıyorum? Evi planlayın. Hadi buyur. Evin boyutunu söylüyordu. Şu kadar yap, bu kadar yap. Exterior wall slide. Allah, sıçtık. Kurcalar buluruz, kurcalar buluruz. İlk başta şu göreve bakalım. Ne diyorsun abi? Evi şöyle yap, evi böyle yap gibi bir şey vardı ya. Şey açınca mı oluyor acaba? Evin büyüklüğü 70-90 metrekare diyor. Yani ne bileyim. Bu ne oğlum? Ufak bu. Ha, iki kat. Tek kat mı? Ne? Kat sayısı bir. Geri alma. Silme. Sağ tuş siliyor. Şöyle biraz daha büyük. Oğlum 70 metrekare diyor ya bu. Ne yapayım baba, şöyle mi yapayım yani? Her yerden iki kare boşluk bıraktım. 72 metrekare. Kat sayısı bir diyor çünkü. Salon minimum 25 metrekare diyor. Yani işin salonu şöyle direkt tek şey yapıp gerisine mi oda yapalım? Burası 23. Şunu sil. Şöyle yap. Ay ay. Ha, düzeltebildim. Tamam, sıkıntı yok. Salon falan yazabiliyor muyuz? Neyse, salon 25 metrekare. Yatak 15, mutfak 12. Şimdi hol. Ne yapıyorsun abi? Şöyle mi yapmam gerekiyor? Aha. Allah, bu bayağı, geri al. Yap. Bu bayağı şey, bu şey, bu şey. Ha, bu dış duvar ulan. Dış duvar. Dış pencere, dış. İç duvar. Geri zekalı. 27. Altı tabii bir bok değil. Mutfak minimum 12. Banyo 9. Yok.
Nasıl sığacak oraya? Onu da bilmiyorum yani. 6 metrekare oğlum. Burası da sek... Allah Allah. Nasıl olacak abi o? Sığmaz ki. Kurcalayayım bakayım ya. Biraz işi çözdüm gibi gibi. Gibi gibi ama yani. Adam kadın neyse. Tek kişi yaşayacak anlaşılan. Kafamdaki plan da bu. En iyi böyle oturdu. Yani olursa artık. Sürgülü kapı. Mutfağın yanına. Coming soon ha gelmemiş lan daha. Geniş kapı olsun. Şöyle. Pencere. Şuraya bir. Şuraya iki. Banyoya pencereye gerek yok. Yatak odasına bir, iki, üç olur. Banyoda biraz ışık alsın ya. Salon da aynı. Tamamdır. İhtiyaç. Bir kat sayısı bir. Yani üstüne kat eklemiyorsun herhalde, değil mi? Üzerine de çizgi gelmedi ama. Onaylayamıyorsun. Toplam 68 metrekare. Vay arkadaş. Şöyle yapalım. Zemin, şuraya zemin koyabiliyor muyum? Yes. Girişi bu. 72 metrekare oluyor. Ama ekstra kat mı istiyorsun? Anlamadım ki ben orasını. Değil mi? Yani şu an onaylayamıyorum çünkü. Yol. Ah, evi tamamen çevirebiliyor musun? Giriş arkadan olsun. Evet, gayet mantıklı bence. Hadi be. Planı onaylayamıyorum ya. Bu zemin kat işte. Tek kat diyor. Yanlış anlamadıysam herhalde. Ya, çevirdim. Salon tamam. Banyo tamam. Yatak odası tamam. Mutfak tamam. Kontrol. Zemin dış duvarla çevrili değil. Abi silelim onu. Ne güzel kardeşim. Şunu. Sil. Öylesine koydum zaten. Ha şu an bitirebiliyorum. Hadi bismillah. Are you sure all room are accessible? Yes. Did you place window? Yes. Niye bir anda İngilizce oldun? Sen anlamadın mı olayı? Ha? Oğlum dedi. Hava karardı lan. Allah. Kardeşim. Onun için aldık ya bunu. Eşyayı paketli dönme. Geç ışıklarını aç. Felaket aydınlattın be kardeşim. Vallahi billahi yani öyle böyle değil. Valla karanlıkta da çok bir şey gösteremeyeceğim ama ikili ikili alıyor galiba değil mi? Yani ortadakine tıklıyorum. Başındakini, kıçındakini alıyor. Şu. Üçlü üçlü. Herhalde temel beton atmak için yeri ayarlıyoruz. Karanlık olması kötü oldu ya. Şirkette yatacak yer var aslında. Bir tane yatak var ofisin içinde. Ama yani ameliyat kısmını zaten atlıyorum şurada. Tabii bir numara yok. Dış duvara kalıp mı koy? Kalıp nerede oğlum kalıp? Hani kalıp mı var? Kalıp aldırmadın ki bana. Allah canını almaya. Kalıp al dedim biz mi almadık? Kalıp herhalde satın alıyorum ne bileyim. Aslanım. Oo. Allah. Dur. İlk başta kalıp işini halledelim de. Tahmin ediyorum bir tane yetmez oraya. Ya bir tane al sonra gel bir tane daha alırsın. Şu başlangıcını halledelim. Dediğim gibi abi o ev işi bayağı iş ya bu. Muhtemelen. Ama yani, attım yanlışlıkla. Belli başlı şeylerine bakalım da. Tıkı tıkı tıkı. Oğlum koşsana.
Çıtır çıtır gidiyorduk hani, ne oldu? Heh. Heh. Yes. Bak ben dedim size. Yeterli. Ne diyor? Dış duvar alanlarına takviye yapın. Malzemelerin hepsini alıp dizip oraya rahat yapmak lazım. Ama an itibariyle zaten nasıl çalıştığını da kurcalamaya çalışıyorum ya. Ondan muhtemelen bitiremem. Burası... Değil mi? Al işte. Bu demir gibi bir şey olan ya. Dış kaplama diye bir şey de yok bu arada. Yani dış duvar alanları takviye yapın. Dış duvar alanları takviye. Adı yazıyor mu? Dış duvar güçlendirme. Dış duvar yazdım oraya. Yok, dış cephe mi yazdım lan? Bulamadım çünkü. En son bu kiremiti buldum. Dedim bu olabilir. Ki satın alacaklar kısmındaydı bu da. Dış yazdım. Doğru. Dış cephe kaplama çıktı. O değil. O değil. Takviye yazdım. Tavan beton blok. O da değil. Lento paketi, kum paketi, çimento paketi. Şey bu. Demir çubuklar yok mu? Onlardan. De adı ne oluyor onu bilmiyorum. Pencere, kapı, iç duvar, yalıtım. Aha da buldum be. Güçlendirme paketi. Adı. Direkt. Bu şekilde mi satıyor lan? Baya baya kendi binanı yap diye. Bu şekilde satıyorlar, iyiymiş. Işık hiçbir boka yaramıyor abi. Artık ne kadar yeterse bu demin değil mi? Cung 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 cung. Daha bunlardan tonla gerekecek büyük ihtimalle. Aha. Dış duvar çimento dökümü. Heh. Asıl bunu merak ediyorum bir de ya. Şu arkadaşı bir kullanalım. Ya görev çok açıkça çimento paketi K diyor. Çimento paketi K yani. Bu. Ama şeyde yanında işaret yok. Simge yoktu. İnşallah doğrusudur. Normalde satın alırken yanına böyle bir simge koyuyor. Oradan algılıyorum ben de. Ha diyorum bu göreve gidiyor. Bunda şettirmiyor. Koydum. Çalıştırdım. Karıştırıcı yüzde olarak yazıyor. Nasıl alıp dökeceğiz onu oraya, ayıp sorması. Hiç fikrim yok. Çimento alanlarının mikseri boşaltın. Tamam nasıl? Bunu mu çevireyim, ne yapayım? Aha! Kova geldi lan. O ne lan? Fakir düğünü gibi. Valla şırıl şırıl. Yalnız tam olmuyor ya. Boşaltacağız biraz herhalde. Evet. Biraz boşaltacağız. Yarım kalıyor. Boşa da gidiyor. Şöyle döktüm oldu bitti değil yani. Allah'ım yeni jeton düştü. Çimentoyu içine atıyorsun, kartonu çöp olarak dışarıda kalıyor. Allah'ım. Ve tam hırdavatın yanına koyması da çok mantıklı olmuş. Bak. Hop. Karton, çöp bu. Vallahi iyiymiş. Yanlışlıkla bunu da şişirttirdim ama. Al kardeşim. Neyse, çalıştır. İki tane var bu sefer. Ki kova tek sefere... 8 mi kalmış lan içinde? Ne alaka? Bitti zannediyordum ben. Tamam şimdi bitti. İyi, boşalt mikseri. Bakalım sağ aşağıda yazıyor ne kadar oldu. 200. Yani tek seferde 4 tane şettirilebilir. Dediğim gibi boşa atma şansın da yok ya. Bas basa bildiğin kadar. İyi oluyor. Aha. Vurgulanan zemin alanları kazın. Dalga geçiyorsun. Oraya mı küre gideceğim? Oğlum küreye skill vereyim. Becerilerde kaldım ki. Hemen alet becerilerinde küreye hiç vermedim değil mi? Çok güzel.
Tamam işte ya. Seçimlere yaklaşan siyasetçi gibi temeli atarız, açılış yaparız. Olmaz mı? Yapıyorlar ya, sırf temel var. Açılış yap. Biz de öyle yapalım. Ne yapalım anca? Aha, jeneratörün sesi kesildi. Ha. Abi kapat. Baba vallahi kapat. Kapatamıyoruz mu oğlum? Elimizde kürek varken mi kapatamıyoruz ya? Ha. Kafa dürttün yani zaten. Vallahi kafa bırakmadın. Boşu boşuna çalışıyor. Yakıt miktarının üstünde bir yerinde gösteriyor mu? Göremedim onu. Gösteriyor mu ya? Bidonda gösteriyordu. Fark edemedim ben varsa bile. Ve bam. Zemin alanlarına kum mu dökün? Hoy. Nasıl ya? Öyle mi yapılıyor ya? Etrafa beton döktük, aşağıya kum mu dökeceğiz? Bu da bir ilginçmiş. Kum. Olur, deneyelim bakalım. Yani zaten ne diyorsa onu yapacağız. Yapacak bir şey yok da. İlginç geldi bana. Üzerine mi artık? Yalıtım amaçlı herhalde ya. Şöyle olmuyor muymuş? Yok, baya baya dolduracağım herhalde buraları ya. Yani ne kazdıysam o alanı o oranda dolduracağım gibi geliyor bana. Oğlum bitti bile lan. Lan burayı kum doldurulur mu? Manyak mısınız ya? Allah. Buradan anlayabilirsin. Kum paketi 6 tane gidiyormuş baba. 6. Roger Roger. 6 tane aldım ben. Hadi bakayım. Harbiden 6 paketi halletti be. Vallahi 6, hatta yani bir tık şu işte sonuncusu olmuş. Cicik kaldı. Devamı da bu değil mi? Aha. Dört malzeme. Dar eksik. Ulan bir tane var işte, koyuversin bir tarafa, ne yapayım? Eve mi götüreceğim bunu? Ne? Ne yapacağım ben bunu? Gençler ben burada paydosu veririm ya. Temelin ama aslında oraya beton mu döksen? Çok uzuyor. Kes kes. Bir saat geçti. Kes kes nereye kadar? 20 dakikaya indireceğim diye götüm düşüyor. Arada göstermediğim şeyler oluyor. Millet zora şey yapıyor. Açılış yapılır. Vallahi bir siyasetçi olarak buraya her türlü açılışı yaparlar utanmadan. Ön duvarı yaparız. Arka bok olur falan. Böyle açılışı yaparız. Defalarca şahit olmuştum var. Dünyanın her yerinde. Sırf bizden bahsetmiyor bu arada. Her yerde var bu. Buna açılış yapılır. Evet, bu kadar diyelim. Umarım gibi beğenmiş sizdir. Ben için lütfen beğenme mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.